Kuzey Kore'deki seçimlerde yeni milletvekillerinin oyların %100'ünü alarak seçildiği duyuruldu. BBC, Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın hayatını kaybettiği katliam için terör saldırısı ifadesini kullanmazken, Daily Mirror gazetesi de küçüklük fotoğrafını yayımladığı terörist için melek çocuk dedi. Çin, Hindistan ile Pakistan arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed örgütünün lideri Mesut Azhar'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine alınmasına karşı çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da görev yapan tüm diplomatik görevlilerini bu hafta geri çekeceğini açıkladı. Daha önce bazı diplomatları çağırmamıştı. "16 gündür devam eden görüşmelerin ardından ABD, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülke topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında Taliban ile uzlaşma sağlandığını duyurdu." Fransa'da eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek. Norveç Dışişleri Bakanı Ayn Eriksen Søreide, İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerini gayrimeşru olarak nitelendirdi. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB müzakerelerinin askıya alınmasının istendiği yıllık Avrupa Parlamento raporunu oy birliği ile kabul etti. Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Rusya ve Çin ile yürütülen rekabette ABD'nin avantajını yitirdiğini söyledi. Rusya Federal Güvenlik Merkezi FSB, IŞİD terör örgütünün Afganistan'ın kuzeyini hilafetinin yeni merkezi ilan ettiği açıklamasını yaptı.